etmesi için de erkekle kadının birleşmesi lazım. Bunun için tek yol tanımış Allah. O da nikah akdi, evlenme yolu. İşte böyle evlenmekten kaçınanlar olursa bu sefer velilere, o erkeğin ve kızın velilerine, babasına, dedesine, amcasına, dayısına ve enkibul eyyâme minküm ve s-salihine min ibadiküm ve imâiküm, sizden evlenmeye salih olanları evlendirin ey veliler. İn yekûnü fukara yûnihumullah. Onlar fakirseler Allah onları zengin eder. Ben para yitiremem, geçimini sağlayamayam diye korkmasınlar. Allah onlara zenginlik verir. Böylece evlenmeyi Allah emrediyor. Bir kimsenin kadın erkek zina yapması muhakkak gibiyse evlenmesi farzdır. Şüpheliyse evlenmesi vaciptir. Kadın veya erkek çok sağlam, karakterli, ahlaklı, sağlam, bilinçli bir Müslüman olsa bile, zina ihtimali olmasa bile evlenmesi sünnet-i müekkededir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler masumdurlar. Günah işleyemezler. Allah korumuştur onları. Ama Peygamberimiz Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine tanınan tüm evlenme haklarını kullanmıştır. Tabii bu evlenmelerinin maksatları var. Ama bu evlenme haklarını kullanmıştır. Yani peygamber günah mı işleyecekti de evleniyor? Hayır. Evet, dünya nizamının devamı insan neslinin devamına bağlı. Allah Celle Celaluhu kıyametin kopmasına kadar da dünya nizamını irade etmiş. Bunun da varlığı insan neslinin devamına bağlı. Bunun yolu için evlenmeyi emrediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en nikahu sünneti femen râbe an sünneti feleyse minni çok ağır söylemiş. Evlenmek benim sünnetimdir, adetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Evet, benden değildir diyor. Böyle çok ağır söylemiş. Tenâkahu tenâselû. Evleniniz, nikahlarınız, çoğalınız. Fenni übâhi bikümül imâme yevmel kıyâme. Mahşerde kıyamet günü ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere gurur duyacağım, övüneceğim. Bu peygamberimizin kesin emridir. Evet, şimdi de onunla ilgili velilere evet hitap ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Amerika'da bir profesör, Katolik profesör, ya din dedi, çok dedi, sizin dininiz iptidai, ilkel dedi. Mantığa uymayan hükümleri var. Ne gibi dedim. Erkeğe dedi 4 karı veriyor, kadına bir erkek veriyor. Adalet mi bu dedi filan. Onlar da evli kadın bile kocasından izin alıp başka erkekle yatabiliyor. Evli erkek karısından izin alıp başkasını yatabiliyor. Kültürleri öyle. Öyle söyledi. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki kellimün nâse alâ kadri ukûlihim. Herkese akıllarını alabileceği yöntemle, şekilde konuşun. Karşımdaki Katolik profesörü, şimdi ben onun diliyle onu susturmam lazım. Müslüman olarak dinimizi savunmam lazım. Dedim ki sen dedim çok yakışıklı adamsın, genç adamsın. Herhalde dedim hanımefendi de güzel bir hanımdır dedim. Tabii dedi, güzel olmasa dedi, almam dedi. Şimdi dedim, aranız çok, tabii çok iyi dedi, mutluyuz, çok güzel, geçiniyoruz, gidiyoruz. Şimdi dedim, sen direksiyondasın, arabayla gidiyorsun, hanımefendi yanında dedim. Aranızda hiç kötülük, dargınlık, kavga mavga yok. Ama yolda giderken birisi geldi, size çarptı, sarhoş veya uyumuş. Veya zibidi bir delikanlı, dikkatsiz bir delikanlı çarptı, kaza yaptı dedim. Hanımefendi dedim, bütün kolları, kemikleri, bel kemikleri kırıldı dedim. Ve felç oldu. Hanımlık görevini yapamayacak derecede böyle vücudu harap oldu. Şimdi dedim, o kadını dedim sokağa atmamız doğru olur mu? Hiç günahı yok, hiç kabahati yok, kusuru yok. Bir serserinin dikkatsizliği yüzünden bu hale geldi. Sokağa atmak insanlığa sığar mı dedim. Sığmaz dedi.
size dedim gençsiniz, delikanlı, güzel, yakışıklısınız. Başka evlenmek yasak, başka evlenemez desek. Sizi dedim o ölünceye kadar beklersek bu da olur mu dedim. Olmaz dedi. İşte o ikinci hanımın evlenmesi dedim böyle durumlara. Mesela dedim bazen kadın öyle hastalık olur, şu olur, bu olur. Çocuğu olmaz dedim. Halbuki çocuk olması isteniyor, sen de çok istiyorsun. Onun için o hanım dursun, ikinci hanım alalım, çocuğumuz olsun. Bu gibi sebeplerle dedim ikinci, üçüncü, dördüncü hanımlara adalet yapmak kaydıyla, eşit davranmak kaydıyla İslam'da izin verilmiştir. Bu sebeple bunu geçelim dedim, yok geçmeyelim dedim. Yani birden fazla kadınla evlenmek adalet şartına, eşit davranma şartına bağlanmış. Bu gibi zor durumlarda çıkış yolu olarak önerilmiş ama alimlere bakıyoruz. Evet, bizim kitaplarını incelediğimiz büyük zatlara bakıyoruz. Hiç iki hanım alan görmedim ben. Diyorlar ki iki hanımın alanın yarısı dünyadayken cehenneme sarkmıştır. Neden? İnsanda nefis var. Biri çok tatlı dilli, birisi domuşuk, konuşmaz. Birisi çok güzel vücutlu, birisi şu filan gibi sebeplerle insan gönlü iki hanımı olsa birisine kayar. Gönlü kayınca da onu kayırır. Allah adaletle davranmak kaydıyla iki hanıma böyle durumlarda izin vermiş. Ama adaletle davranamayınca hanımın elinden kurtuluş mümkün olur mu? Hakkım der, davacı olur. Onun için dünyada iki hanımla evlenen yarısı cehenneme sarkmıştır diyorlar kitaplarında. Böyle sıkı şartlara bağlı böyle durumlarda Allah 2, 3, 4 hanımla evlenmeye izin vermiş. Dedik filan, susturduk onu. Evet, şimdi evlenmeyi teşvik ve enkihul eyyama velilere de emredilmiş. Bekar erkekleri, kızları evlendirin. Şimdi de diyor ki Peygamberimiz o ayet, şimdi hadis-i şerif. Zevvicu ebnâeküm. Erkek çocuklarınızı evlendirin. Ve benâtiküm. Kız çocuklarınızı evlendirin. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Evet. Ya Resulallah, erkek çocukları kıyla ya Resulallah hâze ebnâüne nüzevvicu fekeyfe benâtüne. Ya Resulallah, erkek çocuklarımızı evlendireceğiz. Tamam da kızları nasıl evlendireceğiz? Zorla sen bunu al mı diyeceğiz? Demişler ki Efendimiz kâle evet halluhunne evet bi fethil hâi ve teşdîdil lâm hâi hullu okuma halluhunne ezzehebe vel fıdda kızlarınızı altınlarla gümüşlerle süsleyin. Güzel elbise giydirin. Evet. Güzel elbise giydirin. Ve ecidu lehunne el kisvete. Elbiselerini güzel giydirin. Güzel yakışıklı elbiseler giydirin kızlarınıza. Böylece erkekler onlara talip olsunlar. Siz böyle kızlarınızı güzel, derli toplu, yakışıklı hale getirin. Ey analar, babalar. Böylece erkekler onlara talip olur. Bunu yapın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sallapati kız yetiştirmeyin. Tertipli, düzenli, güzel konuşan, tatlı dilli, güzel giyimli, temiz giyimli. Böylece elbisesini güzel yapın. Onları böyle erkeklerin hoşuna gidecek şeylerle, tabii kadının yüzü, eli, ayağı hariç görünemez başkalarına. Bu Kur'an'da Allah'ın emri, Allah'ın kanunu. Evet, peki bu altın gümüş boğaza, gerdana takılır, kola takılır. Oralarda erkek göremez. Anası, kardeşi görür, kızı güzel gösterir, oğluna gelir der ki, oğlum orada öyle bir güzel kız var, hem süslenmesini biliyor, öyle de güzel giyinmiş, güzel de konuşuyor diye oğlunu teşvik eder. Böylece kızları güzel giydirmek, süslemek, Efendimizin emri.
evliliği teşvik, evliliği teşvik, güzel giydirin. Ve ahsinu ileyhinne, evet binnihle, güzel şeyler verin. Liyurgube fihinne, onlara güzel şeyler verin, ikramlarda bulunun. Böylece o kızın annesi çok güzel bir hanım, onu güzel terbiye ediyor, güzel şeyler veriyor, öyle güzel şeyler öğretmiş ki diye onları görenler, evet onlara rağbet edilsin. Hem süsleyin, hem güzel elbise giydirin, hem de güzel şeyler öğretmiş anası babası. Öyle bir hanım, anası çok ahlaklı, güzel, kızını da öyle yetiştirmiş diye ona şey etsinler, rağbet edilsin, kızlarınızı böyle süsleyin, erkeklerinizi de evlendirin diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayette de emredilmiş. Evet, şimdi çok önemli bir husus. Hep söylüyoruz, Amerika'da devlet çocuk yapmayı çok teşvik ediyor. Özel doktor veriyor çocuk yapanlara, para veriyor, iyi beslensin, gerizekalı olmasın diye. Çünkü ana rahmindeki çocuk annesinin aldığı gıdalarla besleniyor. Gıdasız olursa gerizekalı olur diye özel maaş bağlıyor. Ayrıca özel doktor veriyor. Teşvik ediyor evlenmeyi, ama şu anda halen, yani şu anda değil, bu sene değil, kaç senelerdir, bir senelerdir Amerikan karısı, yerli kadın çocuk yapmıyor. Çok az çocuk yapan. Aynı şekilde Avrupa'da da yerli kadınlar, Fransız kadını, Alman kadını, Belçikalı kadın çocuk yapmıyor. Neden? 9 ay 10 gün karnında taşıyacak, zevklerinden mahrum kalacak, şu ödemeyecek, bu ödemeyecek, onun için ona girmiyor. Devlet teşvik etmesine rağmen çocuk yapmıyor. Evet. Zencileri hayvandan aşağı gören Amerikalılar zenci başkan yaptılar. Obama'yı zencidir. Neden? Zenci devletin verdiği paralardan yararlanmak için boyuna çocuk yapıyor. Öylece nüfus %50'ye dayandı. İhtilal olmasın diye onlardan başkan yaptılar. Nereden nereye? Evet. Fransa'da da Cumhurbaşkanı televizyondan 3 defa dinledim. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidara gelecek diye. Dertleri bu. Evet, yabancılar çoğaldı. Şimdi de siz de içindesiniz. Avrupa'da olan Müslümanları, İslamofobi Amerika'da da var, İngiltere'de de var, Fransa'da da, Almanya'da, her yerde var. Bu papazların şeyleri tabii teşviki, ama esas kökünde şu var. Orada bir şehirde başkan, belediye başkanı 1987'de Belçika'da bir şehirde konferans veriyorum. Çok güzel bir konferans oldu. Kalabalıktı çünkü. Adam çıktı, ben dedi bu şehrin belediye başkanıyım. Çok güzel oldu dedi. Beni övdü filan. Dedim benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır dedi, samimiyim hocam dedi. Bu şehrin belediye başkanıyım diyorsun. Bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun dedim. Hocam ben Denizliliyim dedi. Biz burada %51'iz dedi. Yerli kadınlar çocuk yapmıyor. Belediye başkanı olmuş. Evet. Adamların dertleri bu. Şimdi kilisenin de baskısıyla İslamofobi diyorlar. Müslümanlar hiç olmazsa kovalım, yabancıları ötekiler bizden kabul ediyorlar. Bunları görüyorsunuz. %500-600 kat artmış İslam düşmanlığı. Konu budur. Çocuk yapmıyor. İşçiler de para almak için, kanunlardan yararlanmak için. Evet. Çocuk yapıyorlar. Amerika'da zenci bir adamın 13 çocuğu varmış. Televizyonda dinledim. Bir işveren zengin, patron, bir de İçişleri Bakanı program yapıyorlar. Memleketin problemlerini dile getiriyor. Evet, işte konuşuldu. Zengin adam dedi ki bu asalak dedi, benim vergilerimle dedi boş şey diyor, haybeye yaşıyor. Benim vergilerimi alıyor dedi. Kendisi böyle adam, hiç işi yok. 13 çocuğu var. Devletin verdiği çocuk parasıyla limuzinle geziyor. En lüks arabayla geziyor. Gölenazır'da köşkü var adamın.
O kadar çok para veriyor devlet, onunla öküz hayat yaşıyor. Bu asalak dedi benim paramla. Bakan dedi ki bu devletimizin siyasetidir. Sen de yap çocuk, sana da verelim dedi. Problemleri budur. Avrupa'nın problemleri budur. Elhamdülillah memleketimizde %50 genç nüfus var. %28 çocuk nüfusu var. Nüfusumuz 82 milyona varmış. Güzel bir gidiş var. Onlarda ise tam tersine yabancılar. Ondan dolayı işte İslam düşmanlığı her yerde, saldırılar, şunlar bunlar. Nüfus demek hakimiyet demek. Nüfus demek kuvvet demek. Evet, hep söylüyorum. Çin'de gezdim, fabrikalara gittik. Gece saat 11, kamera fabrikasını arkadaşımız götürdü. Ben de genel müdürden izin aldım. 14, 15, 16 yaşındaki genç kızlar çalışıyor gece 11'de. Soruyorum, tek kelime konuşmuyor. Kaç para alıyorsunuz? Ne kadar çalışıyorsunuz? Sendikanız var mı? Tek kızı konuşturamadım. Komünizmin o baskısı unutulmamış. Hiç para almadan çalışıyorlar. Kaldığı yurtlara baktım, hayvan bağlamazsın. O kadar berbat. Ama devlet çok kalabalık nüfusu var. Onun için aç kalacağına, karın tokluğuna çalışsın diye bunları teşvik ediyor. Böyleyken Hindistan'da sokakta evleniyor. Evet, gidip görebilirsiniz Delhi'de. Sokakta evleniyor, eşiyle birleşiyor. Sokakta ölüyor. Sokakta çocuk doğuruyor, ev mevi yok. Öyle. O kadar dikkat edin. Birleşmiş Milletler daimi delegesidir, üyesidir. Çin neden? 1,5 milyar nüfus var. Türkiye'yi almıyorlar. Dünya 5'ten büyük desek de almıyorlar. 1,5 milyar nüfus güç demek, kuvvet demek. Efendimiz de tenakehu evleniniz, tenaselu çoğalınız, tekesseru da var. Hem burada böyle Müslümanlar güçlü olacak. Bir cumhurbaşkanımız da geçmiş yıllarda nüfusumuz 300 milyonu vardığı zaman sizinle konuşuruz diye tehdit etmişti Avrupalıları. Bunu iyi biliyorum. Gazeteleri geçmişti. Evet, Efendimizin bu ve dinimizin bu nüfus teşviki ve babaları diyor ki kızlarınızı süsleyin. Güzel, tatlı dilli yetiştirin. Şöyle oğlanlara cazip gelsin. Hemen evlensinler. Erkekleri de evlendirin. Allah'ın da emri, peygamberin de emri. Öyle güzel bir şeyimiz var. Onların derdi, evet şimdi bir gerçek daha var. Evet. Kadınları şımarttılar. Dedin mi hemen şikayet ediyor. Bizi de onlara benzemek için şimdi herkes onları teşvik ediyor. Yani sert bir laf ettin mi hemen savcıya, polise. Onlar da bu sebeple, evet, ben de doktora yapan öğrencim orada görevli. Hollanda'da erkek erkekle evleniyor. Kadınlarla evlenmek moda değil. Demode oldu hocam. Aynen. Bu durum Almanya'da da böyle. Evvelsi gün telefon açıyor. Her yerden telefon geliyor bize. Ben Müslüman hanımım. Türkiye'de şu şehirdenim. Buraya geldim çalışmaya. İşimiz çok iyi, ev aldık, işimiz çok güzel. Oğlum kızım var ama oğlum hocam evlenmiyor. Ben Müslümanım, her şeyi öğrettim ama oğlum evlenmiyor. Ve de hocam oğlanlarla ilişki kuruyor. Ben bunun için ben senin anamım, ben Müslümanım filan diye gittim. Telefon etti, polise beni evden attırdı hocam. Evet, ben bunu duydum. Bir tane değil, kaç tane. Böylece oraya giden Türkleri, Müslümanları bozmak. Bakıyorlar ki Hollandalı kadın, Belçikalı kadın, Fransız, Alman kadını çocuk yapmıyor. Yabancılar da para almak için çocuk yapıyor. Bari bozalım. Evet, siyasetleri bu. Evet, bu yola sapmış durumdalar. Evet, bizi de buralardan bozmaya çalışıyorlar. Biz Müslümanız. Evet, her şeyden evvel Allah'ın bu şeylerini, peygamberin emirlerini, Allah'ın emirlerini uyacağız. Müslümanlık bunu gerektiriyor. Avrupa'ya, bunlara uymayan şeylere asla taklit etmeyeceğiz. Asla taklit etmeyeceğiz. Erkeğin aile reisi kocadır.
Ama bu reislik yatır, kalk, git. Emir o saadette değil. Evet, sorumlu sensin. Besleme hakkı sorumlusu sensin. Ev tedariki, ibate senin görevin. İlbas, giydirme, kuşatma senin görevin. Bu saadette reislik. Yoksa normal insanın diğer insanlara karşı görevleri var. Çizgiler çizilmiş. Kur'an çizmiş, peygamberimiz çizmiş. Kimse kimseye zulmedemez. Dinimiz de böyle zaten. Evet. Böyleyken şimdi Avrupa'nın bu durumundan bizimkiler de heveslenip öyle gelen şikayetler, bir bağırdım diyor, hemen polise gitti hanım diyor. Olur mu? Bu iş olur mu? Evet. Öyle nikah böyle basit bir şey değil. Hemen bir bağırmayla bazen öfkeli olur insan, şu olur. Hemen boşanma davası açılmaz. Haksız yere yuva yıkmadan yehtezdü lizalikel arş. Müminlere söylüyorum. Hadis söylüyorum. Bu benim sözüm değil. Muhammed Mustafa'nın sözü. Haksız yere yuva yıkmaktan, vebalinden, günahından arş-ı âlâ titrer, silkinir. Bu kadar ağır veballi bir günahtır. Onun için mümin hanımlara, mümin erkeklere, kardeşlerime söylüyorum. Ufak tefek şeylerden dolayı yuva yıkılmaz. Sabredilir. Alırken bak, gör, beğen, tamam bu var. Öyle diyor Peygamberimiz. Bir sahabi gelmiş, beni demiş bir Ensar Medineli kızla evlendir. Hangisini? Önemli değil demiş. Sen şunu, hayır demiş. Git bak, beğendin kızı söyle, ben aracı olayım. Peygamberin emridir. Tabii flört yoktur. Beğenme şu bu, yolda, belde, işte mevlütte, düğünde görecek boyunu, posunu, şeklini, şemailini. Gizli sırlarını da annesini gönderecek, kardeşini görecek. Yani gene İslam'ın sınırlarına uymak kaydıyla beğendiğini alacaksın. Aldıktan sonra öyle oyuncak değil nikah. Bağırınca, bilmem öfkelenince, şu olunca, efendim içim almıyor. Ne demek içim almıyor? 15 yıllık evliyiz. Gelen telefonlara göre konuşuyorum, uydurmuyorum. İçim almıyor. Kaçına devri 15 yıl, kaç yıl, 3 çocuğumuz var. Nasıl için almıyor hanımefendi? İçin almasa 15 senedir bir kere evlenmişsin. 15 senedir devam ediyor, 3'te çocuğun var. İçin almıyor ne demek? Böyle şeyler olamaz, İslam'da olamaz. Evet, bir tarafı aslan kesilirse sen susacaksın. Erkek veya kadın, yuvanın devam ettirilmesine çalışacaksın. Dinin emri bu. Tabii zulüm, şu evlenme, boşanma sebepleri var ama bir bağırmadan, bilmem ne efendim, şundan bundan, sudan sebeplerden yuva yıkılamaz. Batı'da böyle. Ama şimdi görüyorsunuz çocuk yok, erkek erkeğiyle evleniyor, çocuk yok. İşte devlet başkanımız söyledi, 10 bin çocuk nerede diyor. Alıyorlar parayla, yetiştiriyorlar. Çocuk yetiştirme zevkini tatmin ediyor. Şimdi durum bu. Bunlar yıkılma, yok olma sebebidir. Lüt kavmi bundan dolayı yerin dibine geçti. Cebrail aleyhisselam getirmiş o adamların bulunduğu araziyi, kanatlarını almış, yukarı çıkarmış, bırakmış. Denizden 340 metre aşağıda Lüt gölü. Gidip görebilirsiniz. Hala Allah doldurmuyor orayı ibret-i alem için. İslam'ın emirlerine sarılmaktan başka saadet, izzet yolu yok. Biz atalarımız gibi, bu camileri yaptıran atalarımız gibi dünyaya hüküm ferman olmamız için Muhammed Mustafa'nın sünnetlerine sarılacağız. Bu emirlerine uyacağız. Bekar çocuklarımızı evlendireceğiz. Oğlumuzu, kızımızı evleneceğiz. Evlenmeyi teşvik edeceğiz. Bu hadisi böylece bu sadetlerde sizlere arz ettim. Hakim Müstetrek'inde Buhari Müslim şartlarını taşıyan hadisleri eserinde toplayan bu zat şeyinde Abdullah Ömer'den size arz ettiğim hadisi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi ziyaretül gani kessaimil kaim ve ziyaretül fakir kel cihadi fi sebilillah tadilu hutahu fi sebilillah azze ve cel. Evet. Şimdi innemel mü'minûne ihvah.
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mümindir. Bu kelimenin içeriğinde olan ne kadar inanması gereken varsa hepsine inanması şartıyla mümindir. Bütün müminler de Allah'ın buyruğu kardeştir. Kardeşler birbirlerine sıla-i rahim yapmak zorundadır. Gidip konuşmak, kaynaşmak zorundadır. Yardımlaşmak, dertleşmek, sevinçlerini paylaşmak, evet üzüntülerini paylaşıp azaltmak, sevinçlerini paylaşıp çoğaltmak. Bu müminliğin, kardeşliğin gereğidir. Evet, şimdi bununla ilgili hadis-i şerif efendim. Peygamberimiz buyuruyor ki, zengin mümin, mümin zengin, komşunuz, hemşeriniz, Vanlısınız, gelmişsiniz İstanbul'a iyileşmişsiniz, tanışmışsınız, zengin, kardeşin mümin, ziyaretül gani, bu zengin kimseye ziyarete git. Müminleri ziyaretin öneminden bahsedeceğiz şimdi. Bu zengin ziyaretine git. Gidersen ne kazanırsın? Kessâimil kâimi. Evet, gece sabah kadar teheccüd kılan adamın, oruçlu adamın sevabı gibi sevap kazanırsın. Gece iki rekat yattıktan sonra kalkıp iki rekat namaz kılmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır, daha kıymetlidir iki rekat. Eğer sen zengin bir Müslümanı gönül almak için, başka maksat için değil, evet, bu sadece din kardeşi, hemşerin, merhaba dedin kimse, gönül almak için zengin bir adamı ziyaret edersen, mümini, gece kalkıp teheccüd kılan oruçlu adam gibi pis sevap. Sevapta öyle sevap alırsın. Yani gece teheccüd kılan, günde oruç tutan adam ne sevap kazanırsa kessiyâmü fil ecr. Aynı bu adamın sevap aldığı gibi sen de böyle sevap alırsın zengini ziyaret edersen. Yalnız arz ettiğim gibi onu ziyaret ediyorsun bir şeyle faydalanmak için. Yok öyle değil. Hemşerin, kardeşin, mümin adam bir gönlünü almaya merhaba diyorsun. Sırf bu maksatla. Evet, oruçlu, teheccüd kılan zengin adam ziyaret edersen, böyle oruçlu, teheccüd kılan adam gibi ecir alırsın. Güzel Peygamber öyle söylüyor. Yalnız bu ziyaretler Ebu Hureyre'den gelen bir ölçüsü olacak tabii. Evet, bir ölçüsü olacak. Zür gıbben tezzet hübben. Evet. Zaman zaman ziyaret et. Her gün ziyaret etsen bıkar ya adam. Ziyaretin şeysi kalmaz anlamı. Bıktırırsın adamı. Evet, zaman zaman ziyaret et. Sevgi artsın. Böyle olacak. Ya Ebu Hür, zür ya Ebu Hüreyre. Ey Ebu Hüreyre, ziyaret et. Ahake, din kardeşini ziyaret et. Vakten bade vaktin, zaman zaman. Her gün değil. Her gün değil. Zaman zaman ziyaret et. Ve la tulazim ziyaretehu külle yevmin. Her günde olmaz ya Ebu Hüreyre. Her günde değil. Zaman zaman gönlünü almaya ziyarete git. Evet. Tezdet indehu hubben. Evet. Sevgi aranızdaki, onun yanındaki sevgi artar. Böyle yaparsan. Evet. Böyle yap. Ama çok ziyaret edersen adam bıkar. Niye geliyor bu yav diye kaçar senden. Onunla gönülleri ısındırmak için zaman zaman ziyaret et. Zengini gidersen böyle. Evet. Ve ziyaretul fakir kel cihad fi sebilillah. Fakir adam ama komşun, ama hemşerin, mümin, garip bir işçi, zor geçiniyor, fakir. Sen de varlıklısın. Böyle bir mümini gönül almak için hemşerim, komşum, merhabam var diye ziyaret edersen, aynen okuyorum efendim. Allah yolunda cihat eden gibi ecir alırsın. Li'ilâ-i kelimetullah. Allah yolunda la ilahe illallah kelimesi yeryüzüne yayılsın. Allah sözü her yere duyuralım.
zulmü önleyelim, adaleti hakim kılalım diye Çanakkale'de, diğer harplerde savaşan adam gibi sevap alırsın. Fakir Müslümanı ziyaret edersen, zengin Müslümanın kardeşini ziyaret edersen, gündüz oruçlu, gece teheccüdlü adam gibi ecir alırsın. Fakir din kardeşini ziyaret edersen, cihat yapan asker gibi şehit alırsın, şehit gibi ecir alırsın, ecir alırsın. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakiri böyle. Ve tadilu hutahu, ziyaret giderken adım attın, gidiyorsun ya. Ah, senin bu adımların, evet, fi sebilillah azze ve cel, Allah yolunda atılmış adımlardır. Allah yolunda atılmış adımlardır. Aynı onun gibidir. Böylece güzel Peygamberimiz zengin fakir din kardeşlerimizi ziyareti teşvik ediyor, ziyaret ediyor. Evet, bir başka hadis. Ebu Nuaym hilyesinde Abdullah ibn Abbas'tan, "Zür fillahi fe innehu men zâre fillahi, evet, şey'ahu seb'ûne elf melek." Evet efendim. Ebu Nuaym hilyesinde Abdullah ibn Abbas'tan Peygamberimizin sözü, Allah yolunda kardeşin, din kardeşini ziyaret et. Çünkü Allah yolunda mümin kardeşim diye bir kimse, bir adam ziyaret ederse, şeyyâhu seb'ûne elf melek, evet efendim, 70.000 melek sana refakat eder. Seni uğurlar giderken, yanında giderler, 70.000 melek. Bu kadar çok melek nereden bulacak? Meleklerin sayısını Allah bilir. O kadar çok melekler. Gıcırdadı diyor, sema gıcırdadı diyor. O kadar çok melek var. Gıcırdamaya hakkı var diyor, o kadar çok. Peygamberimiz öyle söylüyor. Miraç'ta görmüş de, önümüzdeki salı günü Miraç biliyorsunuz. O kadar çok melek var. Böyle o kadar güzel iş yapıyor ki, din kardeşini ziyaret eden adam öyle güzel. Sırf gönül almak için diyor, başka maksadı yok. Bu maksatla ziyaret ederse, 70.000 melek onu teşhi eder, uğurlar, yanında refakat eder. Gidip gelirken bulur. Yanında olur, şahitlik ederler sana. Gidişinde, gelişinde. Fi avdihi ila mahalli ikramen lehu. Evet, tebzilen ve tazimen. Ne güzel iş yapıyor bu mümin. Ne kadar güzel insan bu diyerek, ona saygı göstererek, onun bu hareketin güzelliğini gidişinde, gelişinde, dönüşünde 70.000 melek onu eder, teşvik eder. Evet, bu 70 milyon da olabilir diyor Hoca Efendi. Şurada yatıyor, Süleymaniye Salih kanunun dibinde yatıyor. Bu çokluktan kinayedir diyor. 70 milyon da olabilir, adamın ziyaretinin durumuna göre tahdit için değildir diyor. Onun için müminlerin gönlünü almak lazım. Şimdi bir başka hadis efendim, daha yeni okuduk. Şimdi bir adam mesela askerlikte, askerlik arkadaşın veya işte ticaret yaptın, sonra kalktın Van'dan İstanbul'a geldin, orada ticaret yaptın, bayağı bir güzel geçindiniz, iş yaptınız, sonra ayrıldınız. Kalkmış buradan onu ziyarete, hadis var efendim. Hadis böyle, sırf gönül almak için gidem ya demiş, o kadar beraber oturduk, hukukumuz var, bir arkadaşlığımız var. Evinden çıkmış, yola düşmüş. Evet, hadis efendim, Müslim hadisi. Bir insan kılığında melek karşısına çıkmış. Nereye gidiyorsun demiş, selam vermiş, ve aleyküm selam. Falan yere gidiyorum. Niye? Orada bir arkadaşım var, onu ziyarete gidiyorum. Ticaret mi için gidiyorum? Para mı kazanacaksın? İşin var mı? Neydi? Derdin ne? Hiçbir derdim yok demiş. Beraber bulunduk şu kadar zaman. Arkadaşım, birbirimizi seviyoruz. Bir gönlünü alayım diye gidiyorum. Evet, Müslim hadis efendim. Beni Allah gönderdi.
Allah senden memnun oldu. Beni görevlendirdi, sana selam veriyorum. Allah seni sevdi. Bakın, bu da Müslim hadisi. Müminlerin birbirini ziyaret etmesi ne kadar güzel. Ölçülü bir şekilde, sırf bu maksatla peygamberin sünneti, Allah'ın emri bu, sıle-i rahim. Bu ana baba olursa tabii daha önemli ziyaret, amca, dayı, akraba olursa, akrabalık bağı olmasa bile din kardeşliğinden dolayı ölçülerini size arz ettik. Müminlerin birbirlerini gönül almak için zaman zaman kaynaşmaları, ziyaret etmeleri ne kadar güzel. Batı'da bu yok. Para varsa her şey var. Para yoksa ziyaret de yok, şey de yok. Evet, öyle diyor ya, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Böyle şey, menfaati varsa seninle merhaba. Yoksa o hale gelmiş. Hayır, biz Müslümanız. Müslümanlık bunlara uyacak. Din kardeşiyiz, merhabamız var. Beraber şu kadar beraber bulunduk diye o kadar sevap. Kardeşlerinizi ziyaret edin zaman zaman. Yani garantili sevap bu. Böyle bu niyetle giderseniz, şimdi namaz kıldık, Allah kabul etsin. Namazın farzları var, vacipleri var, sünneti. Hepsini yaptık mı? Burada bir problemler olabilir. Gerçi imama uyduk, imam hesabını verecek de kendimiz namaz kıldık. Ama bakın bu ziyaret işte daha kolay. Daha kolay. Sırf gönül almak için, başka menfaat için gitmeyeceğiz. Sırf bunun için böyle diyor, 70 bin melek teşhi eder diyor. Allah ondan memnun olur. Allah seni sevdi. Allah'ın sevdiğini Allah ateşe atar mı? Onun elinden tutmaz mı? Bunlar güzel peygamberimizin insan olarak nasıl davranmamız gerektiği konusunda muhteşem prensipleridir. Biz de onlara uymalıyız. Uymalıyız. Evet. Allah yolunda harbeden gibi sevap verir. Ta'dilu huttahu. Bu adımları Allah yolunda atılmış adımlar gibi işlem görür. İşlem görür. Ebu Hureyre Hazretlerinden. Zeyyinü el-Kur'ane bi asvatikum. Ey müminler, Kur'an'ı evet sesinizle süsleyiniz. Evet. Sesinizle süleyiniz. Hayır, böyle değil. Zeyyinu asvatakum bil Kur'ani. Seslerinizi Kur'an'la süsleyiniz. Şimdi bunun maksadı bu. Yani zeyyinu el Kur'an bi asvatikum. Seslerinizle Kur'an'ı süsleyinizden kasıt zeyyinu asvatikum bil Kur'ani. Seslerinizi Kur'an'la süsleyin demektir. Kur'an zaten süslü. Kur'an en güzel söz. Allah'ın sözünden güzel söz var mı? Eksiği var mı? Haşa. Güzel zaten bizim sesimiz. Bizim sesimiz de başkalarından iyi, güzel. Hoşuna gidiyor herkesin. Şarkıcı olma. Pis yerlere gidip de Allah'ın erdiği o bir nimeti kötü şeylere kullanma. Ölüm var, hesap var. Ya Allah'ın güzel Kur'an'ını oku güzel sesinle. Müminler o güzel sesinle Kur'an'a aşık olsunlar, mest olsunlar, Kur'an'ı sevsinler. Ey güzel sesli, devamlı Kur'an oku. Kur'an okuyarak müminleri Kur'an'ı teşvik et. O sadette söylüyor. Tabii burada çok söylenecek şeyler var. Evet. Öyle diyor Hoca Efendi. Bil haşyeti lillahi halel Kur'an. Kur'an okurken huşu ile oku. Evet. Şimdi 69 yılında hacca gitmiştim. Terbiyemiz öyle. Babamız hoca, dedemiz hoca. Böyle hocaların yanında okuduk, büyüdük. Kur'an okurken takka giyilir, diz çökülür, kendine gelinir. Medine-i Münevvere'ye gittim orada. Erzurumlu Hattat Mustafa Necati Efendi var. Allah rahmet eylesin. Çok güzel hocaydı. Onu ziyarete gittik. Dedim ben İmam Hatip Okulu hocasıyım. Şuyum buyum. Konuştuktan sonra evladım dedi, yaşlı hoca efendi, biz genciz.
O zaman 30 küsur yaşlarındayız. Bir Kur'an oku bakalım dedi. Ben öyle deyince diz çöktüm. Cebimden takkeyi çıkardım. Evet, biz hocalarımızdan öğrendik. Bak hadismiş, sonra biz de hoca olduk. Bak hadismiş. Kur'an'ı huşu ile okuyun. Giydim, okudum. Dedi ki hoca efendi, bu Kur'an'a saygı, takke giydim ya, diz çöktüm ya. Kur'an'a bu saygı olduğu sürece dedi bizim milletimizde, dünya birleşse bizim sırtımızı yere getiremez evladım dedi. Allah bu saygıyı bizden almasın dedi. Evet, şimdi ırkçı değilim. Evet, kötülemek istemem kimseyi ama Araplar bu saygıyı göstermiyor. Evet. Bizim orada Kur'an okunduğu zaman bir derlenir, toparlanır. Genelde böyledir. Evet, ama Kabe'ye gidiyorsun, bilmem nesinin önüne Kur'an'ı koymuş, apışmış, Kur'an'ı koymuş. Uykusu gelmiş, Kur'an'ı yastık yapmış. Çok adam göreceksiniz böyle. Bizim bunlar adet değildir Anadolu'muzda, bilmiyorum, ben görmedim. Her tarafı gezdim, ya ben görmedim ya bilmiyorum. Kur'an yastık yapılmaz. Bilmem bağdaş kurup, bilmem neyin önüne Kur'an konmaz. Kur'an oldu mu şöyle yukarıya konur. Biliyorsunuz Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Şeyh Edebi Ali'yi ziyarete gitmiş. Kalmış, bir bakmış rafta Kur'an var. Sabaha kadar yapmamış, uzatmamış ayağını Kur'an'a saygısı. Kur'an'ın huzurunda uzatılır mı ayak diye. Dünyanın en uzunlu devletini kurdu bu saygısından dolayı. Evet, elhamdülillah bizim insanımızda da böyle, aramızda bazı yuvazlar çıksa da böyle genel bir saygı vardır. Evet, Kur'an'a saygı, okurken konuşmayacaksınız. Evet. Kur'an okurken konuşmayacaksınız. Herkes mi konuşmayacak? En güzeli herkesin konuşmaması lazım. Kur'an okunuyor. Ama Kur'an okunduğu mecliste, tabii bunu niye söylüyorum? Mevlüt okunuyor. Sabahtan akşama kadar yemek veriliyor. Mevlüt okunuyor. Kimisi yemek yiyor, kimisi geliyor, hoş geldin, beş gittin. Kimisi de mevlüt okuyor, Kur'an okunuyor. Evet, bu olabilir. Bir mecliste Kur'an okunduğu zaman o Kur'an'ı dinleyen kişi varsa, Kur'an dinlemek farz. O farzı o eda eder, ötekiler de işte hoş geldin, beş gittin, buyur şuna oku, yemek koy, alın yiyin, olabilir. Ama başka kimse yoksa Kur'an dinlememek zorundasınız, konuşamazsınız, kalkıp gidemezsiniz, başka iş yapamazsınız, diyeceksiniz ki lütfen, dinleme şeyim yok, zamanım yok, mecbur işim var. İçinden oku arkadaş. Evet, bu Kur'an'ın kanunu. Burada da söylüyor bak. Huşu ile Kur'an okuyacaksın. Kur'an okur, hem Kur'an okuyor hem de sağa sola bakıyor. Edebinle okuyacaksın. Okuyan öyle okuyacak. Dinleyen de okuyan gibidir. Kur'an'ı dinleyen aynen okumuş gibi ecir alır. İmam okuyor, biz okumuyoruz, biz de okumuşuz. Halbuki kıraat namazın farzıdır. Bir farz yok, namaz yok. Okumuyoruz, dinliyoruz. Evet, dinleyeceksin. Evet. Dinlemek de okumuş gibidir. Dinleyen adam da huşu ile dinleyecek. Derlenip toparlanacak. Ayağın sakat değilse uzatma ayağını. Sağa sola bakma. Kur'an'ı dinle. İçine sindir. Huşu ile, evet öyle okuyan, okuyun Kur'an'ı, sesinizi böyle süsleyin. Güzel Peygamberimiz bize onu söylüyor. Kur'an'ı böyle okuyun, huşu ile okuyun ve siz de öyle dinleyin. Evet, bunun içinde başka da var efendim. Hepsini söylemiş Hoca Efendi. Evet. Evet. Kur'an okurken yo. Kusura bakma arkadaş. Kusura bakma. Kur'an'ın bir okunuş tertil, ağır ağır okumak var. Bir de hızlı okumak var. Tamam.
ne kadar hızlı okusan bir kanunu var bunun. Harfleri yiyemezsin. İnna başka, inne başka. İnnenin anlamı başka, innanın başka. İnna yerine inne dedin mi olmaz. Ebnâuhum, hümü çıkarman lazım. Ebrem, olmaz. Kelimeleri yutamazsın. Ne kadar hızlı okusan harfleri ayırt etmen lazım. Sin var, T var, peltek T. Ne kadar hızlı okusan bu harfleri ayırt etmen lazım. Ha var, H var, H var. Bunları ayırt etmen lazım. Bunları ayırt etmen lazım. Böyle taş yuvarlar gibi olmaz. Huşu ile okumanın içinde bu da var. Harfleri belirteceksin, kelimeleri belirteceksin, manayı bozmayacaksın. Evet, biraz hızlı oku. Tamam, doğru da tertil, o ağır okumak tertil. İşin yok, şun yok. En güzel o ama uzun okuyacaksın, hatim indireceksin veya memursun, işe gideceksin. Tamam da harfleri yutamazsın. Kelimeleri şey demezsin. La ilahe illallah, yol yol olmaz, olmaz. La ilahe illallah. Hep belirteceksin. Harfleri böyle belirteceksin, böyle okuyacaksın. Evet, irabını değiştiremezsin. Evet, K yerine ki diyemezsin. K başka, ki başka. K erkeğe söylenir, ki kadına söylenir. Ona göre mana değişiyor. Zeyyin var, beyin var. Evet, Z var, zevl var. Manalar farklı. T var, S var. Halik var, halik var, helik var. Halik yaradan demek. Halik berber demek. Helik yok eden demek. Hiç ne kadar farkı var. Türkçe'de hepsi de aynı. Evet, ama Kur'an'da bunlara riayet ederek huşu ile okumanın arasında bu da var, bu da var. Eğer böyle Kur'an'ı okursanız kalplere nüfuz eder. İmanlar artar. Kuvvetlenir. Ahlakınız güzelleşir. Kur'an tesir eder. Böyle hakkını verip okursanız vecilet kulubuhum. Kalpler heyecana gelir. Tüyleriniz diken diken olur. Bunlar olmuyor. Ya midende haram lokma var, ya dalga geçiyorsun, sağ salla uğraşın, Kur'an'ı dinlemiyorsun. Kendine dikkat et arkadaş. Kur'an okudun mu, Kur'an böyle özüne işler, müminin özüne işler. İşlemiyorsa bir sende bir hastalık var. Ona dikkat et. Evet, böyle güzel okumak lazım. Zeyyinu asvatakum bil Kur'ani fe inne savtel hasen yezidul Kur'an husnan. Güzel ses vermiş, tecvidinle okuyorsun, tecvid kurallarına uyarak güzel okuma, tecvidi güzel okuma, Kur'an güzel okuma kuralları tecvid deniyor. Bunları okuyarak okudun mu, o zaman etkisini artırır Kur'an. Seni etkiler, evet. Onun için ses, güzel sesli olanlar hafız olsun, güzel Kur'an okusunlar da Allah'ın güzel Kur'an'ı müminlere öğretmek hususunda aracı olsunlar. Bunu kendinize şiar edinin, şiar edinin diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, Kur'an okurken de tefekkür edin, düşünün, böyle böyle yapın. Evet, tecvitsiz asla okumayın, kelimeler arasındaki nizamı bozmayın. Harfleri bozmayın, harfleri bozmayın, hakkını vererek okuyun. Mutlaka belirtin, belirtin harfleri, şeylerini, kelimeleri değiştirmeyin. Yoksa bu şekilde okumak, öyle diyor imam hocalarımız, esve'il bid'a, bid'atların en kötüsüdür. Evet, böyle okudu mu? Ne diyor bak? Yecibu alessami'i ennekir. Bir dakika kardeşim. Güzel okuyor şu Kur'an'ı. Dinleyen böyle demeli.
böyle olur mu ya? Dinleyenin bunu beğenmemesi, ikaz etmesi gerekir. Alettali. Evet, dikkat edin. Bunu söyledikten sonra ettazir. Tazir. Sus. Okuma. Oyuncak mı lan Kur'an? Uyarması gerekir. Cezalandırması gerekir. Evet. Bu konulara dikkat edeceğiz. Okurken, dinlerken tedbirli, edepli, huşulu olacağız. Onun için okuyan da, dinleyen de böyle Kur'an'a saygı duyacak. Evet. Bu Darekutni, Tabarani, Abdullah İbn Abbas'tan, Ebu Hureyre'den, keza Bukhari, evet, bu hadis-i şerifi sahih olarak Hazreti Ayşe'den de nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, Allah onlardan razı olsun. Evet, bir hadis daha okuyacağım izninizle. Zeyyinu el-i'deyni bit-tehlili ve tekbiri ve tahmidi ve takdisi. Evet, atalarımıza Allah razı olsun. Evet, bunları ırkçı değilim ama Arap ülkelerinde göremiyorsunuz. Elhamdülillah bizim bayramlarda camilerimiz gürül gürül tekbir alınır, tekbir getirilir değil mi? Arafa günden başlar, bayramın bitinine kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber hep beraber. Onu diyor güzel Peygamberimiz. Evet, zeyyinül el-i'deyni. İd-i fıtır, İd-i etha. İd-i fıtır Ramazan bayramı. İd-i etha kurban bayramını, bayramınızı bit tehlili la ilahe illallah ve tekbir Allahu Ekber ve tahmid elhamdülillah ve takdir Sübhanallah ile süsleyiniz. Ne demek o? Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Hadisi aynen elhamdülillah. Bayramlarda Anadolu'muzda böyle camilerde tekbir alınır. Bunun Araplarda yok. Hatta bid'at diyorlar. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle söylüyor. Evet. Yapın bunu diyor. Ebu Hureyre'den gene Hazreti Enes'ten de nakletmiş. Evet. Bu Arafa günü sabah namazından itibaren bayram bitine kadar da onu da hadisle Ebu Hureyre'den nakleden hadisle sabit. Evet. Evet. Yerfa'un nas asvatı. Sesli söylenir. Sesli söylenir. Lebbeyk de sesli söylenir. Şeytanın belini kırar. En çok şeytanın rahatsız olduğu kelimelerden birisi lebbeyk sözüdür. Bağıracaksın. Bulutlardan toz dökeceksin. Orada susmak yok arkadaş. Bayram tekbirleri de sesli okunur. Gürül gürül burası Müslüman memleketidir denir. İslam'ın izzetini gösterilir. Seslerini Müslümanlar yükseltirler. Evet. Evet, bunu söylüyor. Hacıların lebbeyk çekmesi gibi bayram tekbirlerinde Müslümanlar gürül gürül söylerler Efendimizin bu hadisinden dolayı. Evet. Akibe kulli salatin, evet, li kulli musallin fardan kana ev nefelen ev kadaen. Bu dediğimiz bayram Arafa gününden bayram son gününe kadar olanlarda her namazın arkasında farz kılsın, nafile kılsın, kaza kılsın, namazın sonunda min subhi yevmi Arafa ila akibe ahir eyyami teşrik. Bayramın son gününe kadar Arafa günü sabahından tekbir getirilir. Tekbir getirilir. Bu elhamdülillah atalarımız bunu adet haline getirmiş. Elhamdülillah devam ediyor Anadolu'muzda. Evet. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.
Estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife mal besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. İkişer elem neşrah leke-i şerif me'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na ki ve sekreti. Sıkılık feynine ve ala sürüş ve ala sürüş. Sadrak ve vada'na ki ve sekreti. 15'er ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Bismillah. Kulhu Allah'ım. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihdina ve vaffigna ilal hakkı ve ilal necat ve ila tariqim müstakim ve ila tariq cennetin naim. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, ehl-i beyt, el-i ashab-ı etvalı, rıdvanullah aleyhi mecvan efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmun ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazlarımız, meşah efendilerimiz ervah ile beraber,
Burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahını bağışladık vasıleyle. Tüm şühedanın kuzatın ervahını bağışladık vasıleyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Hayatımız boyunca özü sözüne, kavli fiiline uygun, dürüst Müslüman olarak istikamet üzere, Kur'an ahkamına göre, Efendimizin sünnetlerine göre yaşayan salih, müttaki, vara sahibi kullarından olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi bizi bize bırakma, elimizden tut. Sevdiğin kulların arasında bizi dahil eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan, batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, kötülerin kötülüklerinden, hasetçilerin hasedinden, büyücülerin büyüsünden muhafaza eyle ya Rab. Ya Rab ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımızı şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımızı imdad eyle. Borçlularımızı edalar nasip eyle. Sapıtanlara hidayet nasip eyle. Ya İlahi'l Alemin, senin adın andığı zaman tüyleri diken dikene olan güzel müminlerden olmayı bize nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, amel, ahkamıyla amel etmeyi, güzel Peygamberimizin sünnetlerini belleyen, uygulayan, din kardeşine öğreten, böylece Efendimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dedikleri olmayı bize nasip eyle. Tembellikten, cimrilikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Şüpheye düşmekten, şirke düşmekten, küfre düşmekten, münafıklığa düşmekten, sapıtmaktan, saptırmaktan da bizi muhafaza eyle ya Rab. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke. La şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.